Efendim aylardır, haftalardır konuşuyoruz dünya diken üzerinde. Üçüncü Dünya Savaşı riski artık çok fazla açıklamaları peş peşe geliyor ki son açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gelmişti. Tam da böyle bir ortamda dünyanın süper gücü olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı her adım elbette çok yakından takip ediliyor. Dünyanın dört bir yanında üsleri var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Avrupa'da bulunan askeri üslerinde de alarm seviyesini yükseltti. Peki bu ne anlama geliyor? Pentagon yaptığı açıklamada operasyonel güvenlik nedenleriyle belirli önlemlere girmeyeceğiz ancak tedbirli olmaya devam edeceğiz dedi. Ne anlama geliyor bu açıklamalar? Satır arasında neler çıkarılabilir? Hangi mesajlar çıkarılabilir? CNN Türk Amerika Birleşik Devletleri temsilcimiz Yunus Paksoy'la konuşacağız. Uzaktan bağlantıyla katılıyor yayınımıza. Yunus, kolaylıklar diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri alarm seviyesini neden yükseltti ve bu açıklamalardan sen ne okudun? Resmi gelen açıklamaya göre EUCOM, yani ABD'nin Avrupa Kuvvetler Komutanlığı, dün bir açıklamada bulundu ve bu açıklamada şöyle söylediler. ABD askerlerinin yurt dışındaki güvenliğine etki eden çeşitli faktörleri sürekli olarak değerlendiriyoruz. Bu çabalarımızın bir parçası olarak askeri personelimizin güvenliğini sağlamak için sıklıkla ek adımlar atıyoruz. Bu da bunun bir parçası dedi ABD Avrupa Kuvvetler Komutanlığı. Peki ne olmuştu? Hafta sonu gelen bir emre göre Avrupa genelindeki ABD üslerinde ve genel olarak bu Avrupa'da çalışan Amerikan askeri personeline Charlie tehdit seviyesine getirildikleri uyarısı yapılmıştı. Peki bu Charlie tehdit seviyesi nedir diye bakarsak, ABD ordusunun resmi tanımına göre bir olay meydana geldiğinde veya bir tür terör eyleminin veya personel veya tesislerin hedef alınmasının muhtemel olduğunu gösteren istihbarat alındığında uygulanır. Şimdi herhangi bir gerçekleşen eylem olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda demek ki muhtemel potansiyel bir tehdit var. Ve bu ya bir terör eylemi olabilir, ya bir personele yönelik saldırı olabilir, ya da Amerikan askeri tesislerine bir saldırı olabilir. Böyle bir istihbaratın olduğu ve böyle bir istihbaratın yakın zamanda gerçekleşebileceği kanısına varıldığı için de Charlie tehdit seviyesi gönderilmiş durumda Amerika'nın özellikle Avrupa kıtasındaki çeşitli üslerine. Şunu biliyoruz biz, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin Almanya olsun ve Doğu Avrupa olsun, özellikle Sovyetler yıkıldıktan sonra düzinelerce üssü bulunuyor. Bunlardan herhangi birine saldırı gerçekleşmesi ihtimalinde değerlendirdiklerini anlıyoruz biz. CNN'e konuşan bir ABD'li üst düzey askeri yetkiliye göre, ki bu üst düzey yetkili Avrupa'da konuşlandırılmış durumda, CNN'e şöyle diyor: biz böyle bir tehdit seviyesini en az 10 yıldır burada görmemiştik. Böyle bir seviyede görmemiştik ve bunun genelde ordunun aktif istihbarat olarak güvenilir bir tehdit aldığı anlamına geldiğini söylüyor. Yani her an bir tehditle karşı karşıya kalabilirler. Bazı bilgilere göre de sadece askeri personel değil, askeri personelin ailelerine de bu uyarının gittiği, askeri tesislerden dışarıya çıktıklarında askeri üniforma giymelerinin yasaklandığı, ailelerin de aynı şekilde hiçbir düşük bir profil sergilemesi gerektiği ve bir asker yakını olduğunu göstermemeleri gerektiği söyleniyor. Yani buna baktığımızda biz, Büşra, 10 senedir en az görülmemiş bir tehdit seviyesi, ailelere kadar giden uyarılar, gereksiz tesislerden çıkmaların engellenmesi, güvenlik seviyelerinin arttırılması, kesinlikle Amerika'nın burada biz önemli bir istihbarat yakaladığını düşünebiliriz. Şimdi aklıma tabii Rusya'da gerçekleşen DAEŞ'in saldırısı da geliyor konser salonunda. Ondan birkaç hafta önce de Amerika hatta direkt olarak kalabalık yerlerde bir saldırı olabilir demişti. Ve hemen iki hafta sonrasında Rusya'da böyle bir saldırı olmuştu. Acaba Amerikalılar bu sefer de kendilerini mi uyarıyorlar Ruslar yerine? Bunlar tabii gerçekten de tedirgin edici gelişmeler Avrupa'da yaşayan Amerikalı askeri personel için. Bir de şöyle bir bilgi vardı tabii. 26 Temmuz'da başlayacak Paris Olimpiyatları var. Bunun öncesinde Fransızların da ek güvenlik önlemleri aldıklarını biliyoruz biz. Şu an gerçekleşen Avrupa Futbol Şampiyonası var Almanya'da. Yani acaba bu Avrupa Futbol Şampiyonası ile bağlantılı bir terör saldırısı mı olabilir? Bunun yanında Amerikalılar ek güvenlik önlemleri mi alıyor? Bunların tabii hepsi şu an için soru işareti. Ancak bunun kamuoyuyla paylaşılması ve hiç de bunu gizlememeye çalışması Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'nın, ABD'nin, gerçekten de alarm zillerinin özellikle bu askeri üslerde, hava
üstlerinde çaldığını gösteriyor. Yunus, çok çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Bakalım yeni açıklamalar gelecek mi bu konuda? Böyle bir istihbarat aldılar mı bu konuda? Belki de yeni bilgiler ulaşacaktır. Çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için.